Selamlar beyler, hepinize selamlar. Rampage oyuncu ürünlerini incelemeye devam ediyoruz. Bu sefer elimde bir 7 artı bir Surround destekli oyuncu kulaklığı var. Bu oyuncu kulaklığının ismi Rampage SN-RX9 arkadaşlar. Oldukça yine uygun fiyatta, fiyat performans ürünü diyebileceğimiz bir ürüne karşımızda Rampage. Daha önce mouse'unu, klavyesini incelemiştik. Önümüzdeki günlerde de farklı Rampage ürünlerini incelemeye devam edeceğiz. Anladığım kadarıyla, Rampage şu anda Türkiye'de en çok tercih edilen, en çok merak edilen markaların başında geliyor. Özellikle oyuncu komponentleri göz önüne alındığında, zira fiyat-performans odaklı ürünler artık çok daha tercih edilir olmaya başladı doğal olarak tabii ki. Her zaman böyleydi ama birazcık daha böyle fiyatlarıyla özellikle dikkati çeken ürünler tercih edilmeye, ön plana çıkmaya başladı. Bir kulaklıktan bahsettiğimiz zaman oyuncu olup olmamasına bakmaksızın salt ses performansından da bahsetmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu inceleyeceğimiz ürün aslında baktığınız zaman 7 artı bir Surround ses deneyimi sunan doğrudan USB ile bağlantı yapabildiğiniz yani kendi ses kartı içinde yer alan, dahili olan bir kulaklık. Her kulaklığın kendi karakteristik özelliği vardır ses tınısı noktasında. Kimisi tiz sesleri, kimisi bas sesleri ön plana çıkartır. Bazısı surround tarafıyla başlı başına iyi iş çıkartırken işte diğerleri de belki her açıdan daha iyi kulaklıklar vesaire şeklinde. Bu kulaklıksa bas kulaklığı arkadaşlar. Ama hani bu öyle sıradan bir bas değil. Yani bayağı ciddi miktarda bas seslerini ön plana çıkaran bir Ecolizer'ı var bu e, hoparlörlerin içerisinde yer alan hoparlörlerini. Bunu e, en başından söylemek istiyorum. Özellikle e, baslı müzikleri dinlemek isteyen arkadaşlarımız e, bu kulaklığı kullanırken büyük keyif alacaklarını tahmin ediyorum. Dediğim gibi bas noktasında hani haddinden fazla e, bazen sesleri e, yükseltiyor. E, dediğim gibi bas seslerde. E, bu da uzun kullanımlarda eğer sürekli bas sesine maruz kalıyorsanız yorucu gelmeye başlıyor. Haliyle kulaklığın şu kontrol cihazı var kablosunun üzerinde. Bir kontrol kumandası ya da. Burada bir ses ayarı tekerleği göreceksiniz. Bu tekerlek aracılığıyla kendi sesini yani Windows sesinden bağımsız olarak kulaklığın kendi sesini biraz böyle ince ayar çekmek isteyebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra bu ince ayarı yaptıktan sonra biraz daha konforlu bir ses deneyimi elde edebiliyorsunuz. Ama eğer serbest bırakırsanız kulaklığın maksimum sesini ve aynı zamanda Windows'tan da full açarsanız bas konusunda çok uzun saatler dinleyemeyeceğiniz kadar yüksek frekanstan ses üretmeyi başarabiliyor. Aslında standart oyuncu kulaklıklarında gördüğümüz 20 Hz ile 20 kHz arasında bir frekans değeri var. Teknik detaylara baktığımızda yine 32 ohmluk bir kulaklık bu arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu ses karakteristiği her kulaklıkta değişkenlik gösteriyor. Bu kulaklıkta bas ağırlıklı bir ses var diyebiliriz. Günün sonunda 50 mm olduğunu söyledik sürücülerin. 7 artı bir Surround tarafından biraz da bahsedelim. Şimdi bu kulaklık herhangi bir sürücü desteğiyle gelmiyor arkadaşlar. Yani sizin harici bir sürücü kurmanıza, işte bir yazılım kurmanıza falan gerek yok. Bunu tak çıkar e, tak çalıştır kullanmaya başlıyorsunuz USB'den bağlıyorsunuz dediğim gibi harici bir kablo bağlama şansınız yok sabit USB kablo 2 metreden daha uzun bir kablosu var 2.2 metre civarlarında çok kalın ve çok sağlam plastik kaplama bir kablo bu yani şimdiye kadar gördüğüm en kalın kablo herhalde bu bir oyuncu komponentinde epey bir kalın dediğim gibi aslında ses ürünlerinde yani kulaklıklarda kalın kablo daha makbuldür. Hem dolanmasının önüne geçilmiş oluyor hem de sağlamlık açısından bir güven vermiş oluyor arkadaşlar. Bu kabloyu bu şekilde ele almak lazım diye düşünüyorum kısacası. Ama bu kablonun modüler olmamasından dolayı da veya harici mesela 3.5 mm jacklarla da bağlantı sağlanamıyor oluşundan dolayı kesinlikle bir USB girişine ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani telefonunuzla falan bu kulaklığı kullanamazsınız örneğin. İşte bu bahsettiğim surround özelliğini de USB taktıktan sonra herhangi bir yazılım kullanmadan nasıl aktif hale getirebilirsiniz? Bunu kısaca tarif etmek istiyorum. Denetim masasında ses ayarlarına giriyorsunuz arkadaşlar. Orada da ses aygıtları arasından bu kulaklığın özelliklerini giriş yapıyorsunuz ve orada geliştirmeler sekmesi altında çeşitli seçenekler görüyorsunuz. Burada e, Virtual Surround işte Room Correction Loudness ayarı gibi çeşitli seçenekler var. Bu seçenekleri veya Bass Boost da var yine aynı şekilde ama emin olun bunu açmak istemeyeceksiniz. E, kısa yazı birkaç tane özelleştirme seçeneği göreceksiniz. Bu seçeneklerden işte gördüğünüz gibi Virtual Surround seçeneğini açarsanız 7 artı 1 Surround etkisi almaya başlıyorsunuz. Şimdi bu kulaklığın kendi yazılımıyla yani kendi içinde gelen bir özellik diyebiliriz. Bunu kenara koyalım. Aynı zamanda benim size vereceğim bir tüyo var. O da şu Windows Sony'yi kullanan var mı aranızda bilmiyorum ama Windows'unuzun yani Windows 10 kullanıyorsanız eğer tabii ki Windows 10 ile birlikte kulaklıklara sanal surround desteği yazılımla sanal surround desteği ki zaten sanal surround eşittir yazılımla destekleniyor desteklenen surround demektir. Bu desteği sizin kulaklığınız desteklesin ya da desteklemesin Windows aracıyla edinmeniz mümkün. Dediğim gibi Windows Sonic özelliğinde yine sağ altta ses ayarını düğmesinden açabiliyorsunuz arkadaşlar. Sağ tuş yaparsanız orada uzamsal ses seçeneğinden Windows Sonic seçeneğini aktif hale getirmenizle yine surround ses deneyimi elde etmeniz mümkün bu kulaklıkla beraber. Yani burada bir yazılıma bağlı değiliz. Bildiğiniz gibi çeşitli sanallaştırma yazılımları var. Bunların en bilinenleri DTS ve Dolby'dir belki de. Bu tarz sertifikaları satın aldığınızda kulaklıkların fiyatını otomatik olarak artırmış oluyorsunuz. Burada gereksiz bir fiyat artışına gidilmemesi için normal bir hani herhangi bir sertifikaya mensup olmaksızın bir sanallaştırma desteğinde bulunulmuş. Ama siz isterseniz haricen DTS veya Dolby'ye ait sanal surround veya sanal çevresel ses imkanı sunan yazılımları satın da alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunun doğrudan kulaklıkla bir bağlantısı yok. Bunu da ayrıca burada belirtmiş olayım. Gelelim tasarım noktasına ve malzeme kalitesine. Burada tasarımla ilgili söyleyeceğim yegane şey özellikle kulak kupaları ve taç kısmının muazzam derecede rahat olması arkadaşlar. Hiç beklemediğiniz kadar rahat hissedeceksiniz. Kafanıza çok rahat oturuyor. Zaten kafa bandı sabit kafa bandlarından değil. Şöyle ayarlanabilir kafa bandı var. Gayet esnek arkadaşlar. Yani hangi kafaya takarsanız takın ona göre şekil alan bir kafa bandı var. Aynı zamanda şu kulak kupaları da şöyle oynar başlıklı dizayn edilmiş. Böylece kulağınızda yamuk yumuk bile duruyor olsalar ona göre şekil alıyorlar ve sizi uzun kullanımlarda hiçbir şekilde rahatsız etmiyorlar kulaklık petlerinin de bir hayli kalın olduğunu, suni deriden yapılmış olduğunu da belirteyim arkadaşlar. Yani bu taraftaki malzeme kalitesini son derece beğendim. Gel gelelim kulaklığın dış taraflarından yani şu plastik kısımlarından ki buralar plastik ve bu plastik biraz Kalitesi hissettiriyor, bunu söylemek lazım. Tasarım olarak da ben çok fazla beğenemedim. Yani kullanılan e, renkler, bu gri rengi biraz değişik bir renk geldi bana. Ya bana çok hitap etmedi. Şurada bir kırmızı e, LED yanıyor, kırmızı ışık var. E, ama RGB değil, sadece kırmızı yanan bir LED. Taktığınız anda yanmaya başlıyor, ayarlanabilir bir şey değil. E, mikrofonun bir şöyle esnek olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bayağı bir kıvırabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Bunun hatta şurada bir e, küçük bir mandal mı diyeyim artık bir kısım var oraya takabiliyorsunuz yuvası var yuvaya takabiliyorsunuz böyle sabitleyebiliyorsunuz ya da isterseniz şöyle durabiliyor ya bayağı bir esnek olduğunu söyleyebilirim ama uzamıyor arkadaşlar boyu sabit. Ucunda da kırmızı bir nokta var hani plastikten. Ben bunun ışık olduğunu sanmıştım ama yanmıyor arkadaşlar. Hani mikrofonu mute etmenizi edip etmediğinizi gösteren bir gösterge olduğunu düşünmüştüm. Bir ışık olduğunu düşünmüştüm ama ne yazık ki böyle bir özelliği yok mikrofonun. Mikrofon tarafında size ses dinletisi yapacağım zaten aldığım kaydı dinleteceğim. Ama oraya geçmeden önce son olarak bahsedeceğim gibi malzeme kalitesi noktasında... O dış tasarım açısından böyle çok göze hoş geldiğini ve kaliteli hissettirdiğini söyleyemeyeceğim. Ama şu pet ve touch kısmında da tam tersi hiç beklemediğiniz kadar iyi malzemeler kullanılmış ve iyi dizayn edilmiş. Yani konfor odaklı bir tasarım anlayışı söz konusu. Sadece dış taraftaki malzeme kalitesinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Mikrofona geçmeden önce burada bahsedeceğim şeydi. Şu kontrol düğmeleri arkadaşlar veya Kontrol kumandası ee, şimdi az önce bahsettim burada bir ses açma tekerleriniz var bu okey ama aynı zamanda görünürde böyle hani birkaç tane daha özelliği varmış gibi duruyor ama yok arkadaşlar mesela şu tamamen e, hani şekil olsun diye koyulmuş bir şey yani hiçbir şekilde elleyemiyorsunuz bir ayar düğmesi değil tuşmuş gibi duruyor mesela bu da bir tekerlekmiş gibi duruyor ama değil arkadaşlar sadece şu kısımda mikrofonunuzu açıp kapatabileceğiniz, mute edebileceğiniz ve yine hoparlörleri mute edebileceğiniz bir tuş yer alıyor. Bunun dışında herhangi bir ayar söz konusu değil. Bunun üzerinden dediğim gibi kulaklığı ayrı ses ayarı yapıyorsunuz, Windows üzerinden ayrı ses ayarı yapıyorsunuz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani şu tekerlek Windows sesinizi değil doğrudan kulaklığın ses ayarını yapmaya yarıyor. Bunu da ayrıca belirtmiş olayım tekrardan. Ve gelelim mikrofon tarafından. Mikrofon tarafında hiç beklemediğim kadar iyi bir performans verdi. Yani ben açıkçası çok ümitsizdim. Hani başarılı bir mikrofon beklemiyordum. Böyle asgari düzeyde işinizi görecek bir şey bekliyordum ama beklediğimden çok daha iyi iş çıkardı. En azından benim aldığım kayıt bu şekilde. İsterseniz şimdi kaydı dinleyelim. Evet sevgili dostlar şu anda sesimi Rampage'in SN-RX9 oyuncu kulaklığının mikrofon üzerinden duymaktasınız. Ses dediğim gibi beklediğimden gayet iyiydi. Benim aldığım kayıtlar bu şekildeydi. Bu kayıtta da gördüğünüz gibi böyle geliyor sesim. Mikrofon konusunda çoğu kulaklık çok böyle iddialı olmayabiliyor. Beklentilerle de alakalı bazı şeyler ama. Rampage'in bu ürününde de kullandığı mikrofon gayet başarılı diyebiliriz. Kumandası üzerinden de mikrofonu kapatıp açabiliyorsunuz. Ee, ama dediğim gibi mesela burada herhangi bir bildirim ışığı e, gör mesela yok yani burada görünen kırmızı plastik sadece plastik. E, tasarım olarak bir detay, bir ışık değil mesela. Kafanızda da gayet rahat oturuyor. Kulaklığın zaten kafadaki oturuşu, duruşu çok güzel. Güzel duruyor. E, çok beğendim bu oynar başlıklı kulak kupaları işe yarıyor. E, kulak pedlerin kalın olması hakeza büyük konfor sağlıyor. Evet videoya bence devam edelim. Evet ben mikrofonun sesini dinleterek direkt doğrudan kararı size bırakmayı daha doğru buluyorum. Hani burada ne yorum yapsak e, zaten yanlış olur. Sonuçta beklentileriniz ve bu ürüne vereceğiniz fiyatla doğru orantılı her şey. Ama dediğim gibi benim beklentimin Üstünde çıktı bu mikrofon En azından bunu söyleyebilirim gayet başarılı yani Yeri geliyor çok üst düzey kulaklıklarda Bile böylesine bir performansı Mikrofon tarafında göremeyebiliyoruz Açıkçası e, Rampage SNRX9 Beni bu noktada şaşırttı Son olarak 670 gramlık Bir ağırlığa sahip arkadaşlar Bu kulaklık sert materyaller Yalnızca şu üst tarafta e, Hani alüminyum benzeri bir Malzeme kullanılmış. Bu alüminyum değil de e, bu, hani yumuşak birazcık daha yumuşak bir e, sert metal bu. Yani sert materyallerden ama bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Yani açıkçası e, hani metal değil, e, hani plastik de değil ama kolay kolay zarar görecek bir malzeme de değil açıkçası. E, sadece burada dediğim gibi sert bir materyal kullanılmış. Onun dışında dışı plastik her tarafında plastiklerin hakim olduğu bir kulaklık diyebiliriz arkadaşlar. Günün sonunda fiyat olarak baktığımda 200-250 lira arası bir fiyatı var bu kulaklığın. Günümüzde oyuncu kulaklıklarının sahip olduğu fiyatları göz önüne aldığımızda gayet uygun fiyatlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani sonuçta ses konusunda beklentilerinizle alakalı. Ben konfor tarafında ve en azından ses tarafında sizi mutlu edeceğini düşünüyorum malzeme kalitesine çok fazla zaten takılmanıza gerek yok. Yani küllüm kötü bir malzemeden söz etmiyoruz. Burada günü kurtarır gayet idare edecek bir malzeme kalitesinden söz ediyoruz. Ki zaten kulaklık bir hayli esnek yapılmış arkadaşlar. Kulaklıklarla ilgili en büyük sorun biliyorsunuz şu esnek kısmıdır. Bu bir zaman sonra buralar kırılır. Sabit taç kullanıldığı zaman ya şuralardan kırılır. Ha bu oynamıyor. Şöyle dönmüyor kulak kapları ama şuralar en azından oynar başlıklı olduğu için konfora artı bir değer katmış. Kısacası hani fiyatına uygun bir Kulaklık var karşımızda. Bu şekilde değerlendirin. Ama tek cümleyle şunu söyleyebilirim ki bas manasında çok fazla e, güçlü bir kulaklık. Yani haddinden fazla sesleri basa eviriyor. Bas yokken bile bir miktar bası yükseltiyor. Bunun için ince ayar yapmak gerekebilir. İşte bahsettiğim gibi sesi birazcık kendi sesini birazcık daha kısık kullanıp Windows'tan artırabilirsiniz vesaire. Ama günün sonunda belki harici equalizer uygulamalarına da başvurabilirsiniz. Biraz daha ince ayar yapabilmek için ki eğer mevcutta zaten mesela anakartınızın kendi ses kartını da kullanabiliyorsunuz. Yeni tip anakartlarda özellikle bu tip destekler söz konusu. Yani USB'den bağlanan bir kulaklığı da yine kendi anakartınız üzerinden kontrol etmeniz mümkün hale getirilmiş durumda. Haliyle böyle bir anakartınız varsa, böyle bir ses kartınız varsa bu kulakla ince ayar yaparak daha bir istediğiniz gibi bir dinleti elde etmeniz mümkün. Ama bas istemiyorum, aksine tiz sesleri istiyorum. Birazcık daha hani surround tarafında özellikle ön plana çıksın istiyorum diyorsanız bu kulaklık Tam öyle bir kulaklık değil, daha bir müzik, daha bir bas kafası oyunlarda da sizi idare ediyor. Ee, yani olağanüstü bir performanstan söz etmek pek mümkün değil. Evet bu videonun da sonuna gelirken arkadaşlar daha önce incelediğim Rampage ürünlerini sizlere hediye etmiştik. Bu kulaklığı da sizlere hediye edeceğiz. Bunun için yapmanız gereken şartlar çok basit. Daha önceki incelemeleri izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur ama tekrar edelim. Abone olduğunuzu varsayarsak iki arkadaşınızı daha abone etmenizi istiyoruz. Ve çok kısaca yorumlara bu kulaklığı neden size vermemiz gerektiğini hani şakayla karışık anlatmanızı istiyoruz. Küçük bir hikaye yazmanızı istiyoruz. Kesinlikle uzun kısa olması bir gösterge değil. Nasıl istiyorsanız içinizden ne geliyorsa tek bir cümle bile olabilir. Bu kulaklığı niye size vermeliyiz? Niye ihtiyacınız var bu kulaklığa? Bize söylemenizi istiyoruz. Bu yorumlardan bir tanesini seçip o izleyicimize bu kulaklığı hediye edeceğiz arkadaşlar. Bir hafta sonra genelde bir haftalık periyotlarla bu hediyeleri dağıtıyoruz. Bir hafta sonra kazananı Instagram üzerinden açıklayacağız. Bu yüzden Instagram hesabınızın nickini de lütfen yorumlara eklemeyi unutmayın ki sizle iletişime bu yol üzerinden geçebilelim. Evet başka bir videoda görüşürüz sevgili dostlar. Sorularınız olursa da yorum olarak yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.